Taksim'e nasıl gidebilirim? Taksim nerede mi? Şimdi buradan nasıl göstereceğim bilmiyorum ki. Anladığım kadarıyla cevap vereyim. Rusya nasıl cevap verirsiniz bu soruya? Ha, ya, сейчас не знаю, где там Taksim. Не могу вам объяснить. Поэтому... Bizi kandırıp Japonca konuşmadınız değil mi? Hayır, tam Rusça. Tam olarak tarif edemem mi dediniz? Şu anda tarif edemeyeceğim size dedim. Kendiniz gitmeniz gerekiyor diyecektim. Hadi gidelim. Yoğurtlarımı götüreceğim. Aha. Nasıl bir çorba gelecek, ne yorumlar yapılacak göreceğiz. Geliyor, Türkmenistan'dan çorba geldi işte. Evet, oradan. Kız bunları bir tepsiye koysanız da böyle tek tek getiriyorsunuz. Şey yapamadım ya, şöyle buyurun. Allah Allah. Seda Hanım bana dış ses Taksim nerede diye soruyor ya. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Taksim nerede bilmiyor musun? Bence şunu önce size vereyim. Önce misafirler. Evet, o heyecanını oraya koy. Gönül Hanım çok ince gördü. Sonuçta önce misafir, sonra ev sahibi. Tecrübe tabii. O da heyecanlar koydu canım. Tabii. Onları bilmeyecek bir kadın değil. Çok özür dilerim, biraz beklettim. Dış sese ben de Rusça cevap verdim. Ne dedin? Gel şuraya koy, şuraya koy. Şuraya. Taksim nerede diye sordu. Evet, hadi buyurun, afiyet olsun. Gitti kıza, azılı verdi kendine çoğuna. Çok pardon, hiç ona dikkat et. Zaten Gönül Hanım az önce sizin önünüzdeki servisi aldı, Cemile Hanım'ın önüne koydu. Aa, hiç dikkat etmedim ya, heyecandan ne olur kusuruma bakmayın. Yani, önce misafirleri, evet, sonra kendimizi alıyoruz. Öyle. Cemile çorba nasıl görünüyor? Çok sade. Ne olmalıydı? Yani salçası, yağı çok az görünüyor. Ya az görünüyor mu? Evet. Bence yağlı görünüyor. Yağlı görünüyor. Kenarları özellikle. Evet, kaşığı koyunca yağlı görünüyor. Ben şu anda çok sade göründü bana, sulu göründü. Hı hı. Ama kaşığı kullanınca gerçekten yağ üstüne çıkmış. Adı üstünde salçası. Çorba değil mi? Çorba değil mi? Çorba dediğiniz biraz sulu olacak. Onun için bir de sade diyorsunuz. Nesi sade? Bakacağız. Yani üzerine bir maydanoz koyabilirdiniz. Ha, sunumdan dolayı evet. Diyorsunuz ama sunum onun şeyi yani şey değil çorbanın. Sade değil. Yani sunumu tabii maydanozu evet, sunumu aynen. Sade. Onu süreden dolayı yapamadım. Gönül, sunum nasıl? Ben tabağın. Bir şeye takıldım. Çünkü nerede? Şuna bakacağım da. Topak bir şey gibi, beze gibi bir şey geldi gözüme de. Şöyle söyleyeyim. Bu çorbayı daha önce duydum ama tatmadım. Hı. Sunum nasıl olarak hayatım? Şöyle söyleyeyim. Tabağın nasıl evet, görünüyor? Bir naneyle daha şıklaştırılabilirdi. Hı. Güzel görünüyor ama beklediğim gibi değil. Peki, tadına şimdi bakacağız diyorsun. Ben cevap verebilir miyim? Şimdi bu çorbanın özelliği hiçbir şekilde nane konulmaz. Bunu sadece böyle içinde o kadar çok içinin malzemesi var ki artık bir baharat koymanıza gerek kalmıyor. Ve baharatsız yapılan bir baharat çorba. Baharat koymak değil, süslemek için. Süslemek için taze nane, taze nane yani olabilir ama o da... Dereotu, nane, tamam, onu maydanoz, şey yapamadım. Kuru naneyi bile şu kenarlarına serpiştirebilirdiniz. Yok, onu hiç tercih etmem. Nane onu bozabilir diyor. Evet, bozabilir tadını. O zaman bir maydanoz parçası koyabilirim. Ay şu maydanoz, Allah o maydanoz. Levent, sunum nasıl? Çorbayı daha önce hiç içmediğim için çok büyük şey bir yorum nasıl yapamayacağım. Tabak nasıl görüntü görünüyor? Güzel. Yani gittim olması bir yere, gereken bu tabak buysa. Önüne geldi. Olması gereken buysa eğer güzel evet. Görünüyor. Peki. Ama lezzeti nasıl? Görüntüsü sade. Ben salça soslu olan çorbalara maydanozu çok yakıştırıyorum. Yani küçük biraz ince kıyım ya da böyle yaprakları da olabilir. Yoğurt soslu olduğu zaman taze nane ya da kuru nane kullanmayı tercih ediyorum ya da öyle yakıştırıyorum. Ben öyle uygun görüyorum. Üzerinde olsaydı daha keyifli, daha yani rengin üzerinde çok daha keyifli dururdu bence. Bence de. Olur. Ama süreden dolayı şey yapamadım, yetiştiremedim. Yani yetiştiremedim değil de. Altı üstü maydanoz koyacaktınız. Maydanozu toplayıp gelmeyecektiniz ki. Yetiştiremedim değil de işte, unuttum ya da şey atladınız. Evet, kafamdan çıkmış olabilir şu anda gerçekten. Çünkü bir biz yaprak diyorlar. Ama yediğimiz ama zaman ben, böyle yemiyoruz. Ben de cennete hak veriyorum çünkü baktığında zaten renkli görünen bir çorba bu. Renkleri değişik, görünüyor. Değişik renkli zaten. Renkleri evet. İçinde görünüyor. Seda Hanım içine evet. Bakma, eğilip bakma lazım. Biz illa istiyoruz. Ay, bu yani çorbanın salçası istiyorum. Böyle az mı oluyor? Evet, özellikle az oluyor. Öyle
kıpkırmızı çok ağır koyarsanız bu sefer içindeki sebzelerin ve unaşının tadını alamazsınız. Sırf salça tadı alırsınız. O yüzden. Buyurun, afiyet olsun. Levent'cim. Etler birazcık diri kalmış, çok az. Onun dışında güzel bir çorba. Beğendim yani çorbayı. Sadece buna limon sıkılabilirdi belki. Şimdi... Yani en azından yanında limon dilimi gelse isteyen sıkabilirdi. Yani limon istiyor sanki çorba. Hayır. Bu bizim yörenin, bizim oranın yani Türkmenistan'ın yemeği olduğu için çorbası pardon. Hiçbir zaman limon sıkılmaz. Tabii siz burada bütün çorbaları limonla içtiğiniz için yani bütün demeyeyim de neredeyse hepsini. Yani çorba tarzını limonla içtiğiniz için ağzınıza belki o tadı aramış olabilirsiniz şu anda. Lezzet olarak et suyunun olması, içindeki sebzelerin pişmesi güzel. Evet. Sadece... Ama limonlu hiç içilen bir çorba değil. Tam bizim oranın şeyine uygun yaptım ki limon özellikle koymadım. Çünkü tadını gerçekten değiştiriyor. Neticede dök olması gerektiği gibi yaptım. Güzel. Sadece et birazcık daha pişebilirdi belki. Et gerçekten et benim ağzıma hiç evet. gelmedi. Evet, dana öyle. Eti. Evet. Olsa öyle hissetmez. Çünkü dana eti bilerek aldım. Evet. Hiç böyle şey değil. Bu kadar mı Levent söyleyeceğim? Bitti mi? Güzel çorba evet. Beğendim. Belli çorbaların yanına limon koyulmasında bence bir sakınca yok. Bizim damak tadımızda limon çok önemli bir lezzet. Çorbalarımıza da genelde limon sıkarız. Sizin oralarda pek kullanılmıyor olabilir ama bu sofrada en azından tabakların yanına birer dilim limon koyulsa isteyenler sıkabilirdi. Betül? Güzel bir tercih. Muhtemelen erişteleri kendisi yaptı, kesti. Neden öyle düşündünüz? Öyle olmazsa çünkü bambaşka konuşacağım da o yüzden. Yani eğer öyleyse bomba şeyler döktürecektim burada. Döktürün bakalım ne döktürecekseniz. Şimdi eğer gerçekten bakın bu çorbanın içerisindeki en önemli unsur bence eriştelerin ev yapımı. Yani kendi ellerinizle yapmış olmanız. Evet. Dolayısıyla eğer öyleyse müthiş, çok güzel, çok doğru, çok güzel seçilmiş bir davet çorbası. Ama yok ben bunu hazır marketten aldım. Zaten bu karışım bizim oraların en çok yenilen çorbası diyecekseniz başka şeyler söyleyeceğim. Peki bu bizim yörenin çorbası olur da böyle hazır erişteyi burada bulabiliyor musunuz? Var mı ben burada? Ben Türkmenistan'da değilim de işte aramadım. Hayır yani, burada bakmadım. Böyle bir erişte hiç rastladınız mı bugüne kadar? Hiç ona, gördünüz mü? Ona benzer İlgimi erişteler var. Yani böyle bir şeyim ama derdim bu kadar olmadı ince yani, veya bu kadar yani şeyli bir erişte gördüğünüzü düşünmüyorum. Şimdi burada irili ufaklı görüyorum. Kalınlı evet, inceli. Dolayısıyla aynen. Sizin kendinizin yapmış olduğunu düşünüyorum. Ben en son yorumumu yapacağım. Peki. Evet. Beğendin mi? Evet beğendim. Afiyet hele olsun. Hele de eli daha aşçıysa diyorsun. Eli daha aşçıysa müthiş olmuş. Hazırsa beğenmeyeceksiniz yani. O zaman yani bu benim için kabul edilebilir bir çorba olmaktan çıkacak. Dün akşam da aynı şeyleri söyledim. İçerisinde şehriye girdiğinde bence davet sofrası çorbası olmaktan çıkıyor dedim. Bugün de aynı şey. Yani aynı şeyleri düşünüyorum. Domates soslu ya da salça soslu kırmızı nüanslı çorbaları ben çok severim. Ama eriştenin el yapımı olmasıyla hazır olması benim için çok şey değiştirir. Peki çorbanın bir tek eriştesine göre mi yorum yapıyorsunuz şu anda yoksa siz çok iddialıydınız. Çorbanın dün tadına göre hiç yorum yapmayacak çorba mısınız? Çorba bakın çok güzel. Tercih he, yani ben kıvamını, dana eti olduğu için pişme derecesi de gayet güzel. Evet. Soğanlar özellikle tane tane içinde bırakılmış bu tip çorbalarda çünkü böyle kesilir. Evet. Bilinçli olarak böyle kesilir. Aynen. Sebzelerin kalınlıkları yani doğranma şekilleri çok doğru. Yani bir İtalyan çorbası içer gibi, yani İtalyan bir maestro içer gibi hissettim. Kesinlikle çok keyifli bir çorba. Bu çorbaya özellikle vakit ayırmış olduğunuzu tahmin ediyorum. Gerçekten bu çorba elde kesilmiş, el emeği olan bir çorba olmasaydı, hazır bir erişte kullanmış olsaydınız bu çorbayla ilgili yorumlarım çok farklı olurdu. O yüzden sizi emeğinizden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten uğraşmışsınız. Gönülcüm, şöyle söyleyeyim. Erişteleri evet, bugün yaptığımı, yapmadığımı bilmiyorum. Hepsi farklı farklı. Büyük ihtimalle el yapımı. Çünkü ölçülerin hiçbiri birbirini tutmuyor. Ha burada Türkiye'de yok mu? Erişte var. Onları yumuşatıp da kesebilirsiniz. Çünkü o kadar çok çeşit bulabiliyoruz ki artık Türkiye'de de. Tadı sadece et. Etin kokusunu aldım. Hı. Etin kokusunu aldım. Hı. Sebzeleri ben sadece bunu yemedim. Daha önce sadece görüntü olarak gördüm. Evet.
bir galiba böyle çok küçük doğruyorsunuz. Evet. Bir de daha büyük büyük doğruyorsunuz sebzelerini. Aynen. Doğru mu? Onu şeye göre mesela evet. Değişiyor. Ama benim o gördüğüm görüntü daha şık ve daha güzeldi. Böyle baktığında çorba içerisinde o sebzeler böyle iri iri büyük duruyordu. Tadını görmedim açıkçası. Tat olarak güzel ama tuzsuz. Tuzsuz. Aynen öyle. Bana tuzsuz geldi. Tuzu, tuzsuz değil de az hiç, tuzlu. Az tuzlu. Tuzu az değil. Çünkü tuzunu bir tık eğer tuz atsaydım tuzlu olacaktı. Yani tuzu diyeceksiniz büyük ihtimalle. Ben pek sanmıyorum normal. Çünkü tuzu var ama tuzu az. Peki. Tuz az. Şimdi diğer yorumlarınıza cevap vermek istiyorum. Şimdi bizim burada da bulabiliyoruz ve ıslatıp kesebiliyoruz diyorsunuz. Hayır, burada yoktur dediniz ya biraz önce. Evet, ama böyle kıyılmış olanı ama var mı dedim ben de, yani gördünüz mü dedim. Siz de diyorsunuz ki, yani burada var, ıslatıp onu kesebiliyoruz diyorsunuz. Türkiye'deki ben de kesilmiş olanı için söylüyorum. Bakın, siz orada bunları evet. O kadar ince kesiyoruz diyorsunuz değil evet, mi? Aynen. Ben diyorum ki, Türkiye'de eğer incesini bulamazsanız, aynı eriştenin daha kalını vardır. Evet. Onu alıp yumuşatıp sizinkini benzetebilirsiniz dedim. Onu söylemek istedim. Peki. İnceltip yumuşatabilirsiniz dediniz ama erişte yumuşadığı anda hamur olmaz mı Gönül Hanım? Şimdi erişte kuru. Bildiğimiz bizim eriştemiz şu an sert. Suya atılır pişirir. Hafif böyle bir nemli ortamda bırak hemen yumuşar. O artık paramparça olur ben size olmaz. Söyleyeyim. Paramparça olur. Ben kendim erişte çünkü böyle olmaz. Kesince bu böyle bu kıvamı almaz yani. Bu taze yani. Hiçbir şekilde almaz. Bu taptaze yani. Bu, bence kesinlikle. Olmaz. Bir de pişince bu piştikten sonra kaç dakika bekledi bunu. Onu da altını çizerim. Yani memleketten yapılıyor dedi ya kendisi. Memlekette yapılıp kurutulup tarhana, şehriye işte ve her şey nasıl kurutuluyor sonra hayır. Kullanılıyorsa bu da aynı şekilde olabilir. Yok. Kesinlikle hayır. Çünkü ona hiç katılmıyorum. Kullanılmaz ki öyle bir şey. Evet, onun yarışmada yarışmada yasak. Yasak olduğunu da hepimiz biliyoruz. Marketten ve almak zorunda. Hele memleketten ben onu hiç getirtmem. Bizde çünkü hazır böyle kesilip satılmaz. Çorban çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çorbanı beğendim ve içindeki eriştesi el kesimi. Zaten belli oluyor büyüklü, küçüklü, incesi. O şekilde ince markette bulamayız. Yoktur. Marketten alıp da yumuşatıp kesme derken o parçalanır. Asla kesilmez. Marketten alınan yufka da bu şekilde kesilmez. Bu el kesimi, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Kendim yoğurdum hamurunu. Kendim açtım, kendim kestim. Bunu da neden şimdi söylüyorum? Çünkü herkesin bu erişte hakkında düşüncelerini bilmek istedim. Yani nasıl yorumlayacaksınız tadını, kesimini, hamurunu, tuzunu, her şeyini onu bir öğrenmek istedim. Ondan sonra dedim bir söyleyeceğim de benim diye. Bugüne kadar gördüğüm yapılışının bütün çorbalar yapılırken başında olduğum için gördüğüm en aşamalı, en zor çorba. Evet. Elinize sağlık. Afiyet evet, olsun. Çok güzel olsun. Ellerine sağlık. Getir afiyet tepsini. Olsun. Güzel çorba. Çok aşamalı ve zor.